arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sıfalar getirdiniz bugün sizlerle çok güzel hem çeyizlik kullanıma uygun hem günlük kullanıma uygun bir tesbihlik çalışması yapacağız tesbih koyma kabı Bakınız şu şekilde altından başlıyoruz. Artışlarımızı yaparak büyütüyoruz. Daha sonra tekrar daralmalara geçiyoruz. Şöyle gördüğümüz gibi daralmalarımızı da yaptıktan sonra ağız kısmında yeniden genişleyerek bu şekilde en son kirpiklerimizi örerek tamamlıyoruz ve içine şöyle düğümümüzü bakınız açıyorum düğümümüzü. Bağcığımızla sıkıştırdık. Düğümümüzü açtıktan sonra içerisine istediğiniz kadar tespihimizi doldurabilirsiniz. Evet şu şekilde bakınız. Bileceğiniz tesbihleri 5-6 tane tesbih ya da ne kadar isterseniz o kadar tesbihlerimizi içerisinde muhafaza edersiniz. Ee, günlük kullanımlar için de çok uygun olmakta. Çeyizlik kullanımlarda da gayet uygun bir çalışma. Umarım çalışmamızı beğenir ve yaparsınız. Evet kolay gelsin diyerek hemen tesbihlik yapımıza başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek fıstıklarımızı yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Birinci zincirimin içerisine tığımın ucunu girdiriyorum. İpimi alıp son ilmeğimin yani son zincirimin içerisinden geçirdikten sonra bir tane zincir çekip minik yuvamı kuruyorum. İpimi şöyle alıyorum. Fıstıklarımı örerek devam ediyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam 10 tane fıstık öreceğim. 1 2 3 3 defa aldım. Çekiyorum, kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Tekrar 1 2 3 Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir yeniden ipimizi de gizleyerek devam ediyorum 2 3 defa başını dolayarak alıyorum hepsini aynı anda geçiyorum kapatıyorum bir zincir 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir 1 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. Ve bir zincir. Toplamda 10 tane fıstığımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 10 olunca görüşelim. 10 tane fıstığımızı ördüm. Bir tane zincirimi çektim yine şuradaki başlangıçtaki bir zincirimin içerisine tığımın başını girdirip ipimi alıyorum. Zincirimin içerisinden geçirdikten sonra bir zincirle tamamlamış oluyorum ve ipimi kesiyorum koparmak isteyen arkadaşlarımız Tabii ki ipimizi koparabilirler Ben kesmeyi tercih ediyorum arkadan da şöyle ipimizi sıkıştırıp göbek kısmını sıkıştıralım Evet şimdi ikinci rengimi alarak üst sırayı Örmeye başlıyorum bir kurusu rengimi kullanıyorum bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve herhangi bir yerinden Örmeye başlıyorum her bir zincirin olduğu yere giriyorum bakın sabitliyorum bir tane zincirimi çektim İpimi şöyle alıyorum kopardığım yere geçmedim şöyle ipimi gizleyeceğim için her ikisi aynı yerde olup kalınlık oluşturması ilmeğimi çekiyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 defa uzatıyorum çekiyorum kapatıyorum bir zincir ve yeniden giriyorum 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çift olarak örüyorum. Yeniden bir sonraki zincir içerisine giriyorum. 1 2 3 Çekiyorum, kapatıyorum. Bir zincirimi çekip yine aynı şekilde 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ve bütün bir zincirlerin içerisine çift olarak örüyorum. Evet, bütün fıstık gruplarımızın arasını çift olarak ördüm ve toplamda bakınız 10 çift ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi birleştiriyoruz ve gruplarımızı ayırmaya başlıyoruz. Şuradaki diğer grubun bakın arasına giriyorum, ilmeğimi geçiriyorum, bir tane zincirimi çekip hemen uzatıyorum ilmeğimi. 1, 2, 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir tekrar 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincirim çektikten sonra tığımın başını doluyorum her iki çiftin arasına girerek bir tane fıstığımızı örelim 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir buraya bir tane fıstık ördük her iki çift fıstığın arasını şimdi diğer çift fıstığımı örüyorum 1 2 3 araya girdim çekiyorum kapatıyorum bir zincir aynı yuva içerisine giriyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincirimi çektim ve her bir grubumuzu bu şekilde örüyoruz bir çift bir tek bir çift örüyoruz Çiftle başlayıp grubumuz çiftle bitecek. Evet, ikinci grubumuza başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Grubumun içerisine giriyorum. 1 2 3. Bakınız çift öreceğimizde içine girdim. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Grubum çiftle başlayacaktı. 2 3. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir zincir. İkinci grubumuzu başlattım. Hemen araya bir tane fıstığımı örüyorum. Şuradaki yapmış olduğum işlemi tekrar ediyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir ve diğer çiftli grubun içerisine girerek 3 defa çekiyorum kapatıyorum zincirimi de çektikten sonra yeniden 3 defa giriyorum ipimizi tek almayalım acele yaptığımız zaman bakınız ipimizi tekini alıp teki kalabiliyor Evet görelim. Bakınız ikinci grubumuzu ördüm. Birinci grubumuz yine çiftin içerisine çift ördüm. Her iki çiftin arasına teki tekrar çifti yani artış yaptık. Bakınız burada. Şuradaki tek fıstıklarımız artışlarımız oldu. İkinci grubumuzu kurduk. Yine çiftlerle başladık. Araya bir tane tekli fıstık yaparak artışımı yaptım ve çift ördüm. Şimdiki öreceğim sırada yine çift araya bir tane tek tekrar çifti örüyorum. Bunu da birlikte yapalım. Tamam başını doluyorum. İçeriye giriyorum çiftemi. 1, 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. İkinci fıstığı örüyorum. 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Her iki fıstık arasına bir tane fıstık örüyorum. Çiftini örüyorum. 1, 2, ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Hemen ikinci kez 1 2 ve 3. Çektim, kapadım bir zincir. Diğer grubumuza geçmeye hazırız. Evet, 3 tane grubumuzu bu şekilde kurduk. Diğer gruplarımızı da kuralım. Sonrasında görüşelim. Sıramın sonuna kadar geldim ve gruplarımı hazırladım. Toplamda 5 tane grubumuz oldu. Şöyle bakalım. Birinci grubumuz, ikinci grubumuz, üçüncü, dördüncü, beşinci. Beş tane grubumuz oldu. Şöyle bakacak olursak. Evet şimdi bir üst sıraya artışlarımızı yaparak devam ediyoruz. Artışlarımızı bir fıstığımızın sağından ve solundan yapıyoruz. Şöyle görelim bakınız bir tane olan fıstığımız sağına ve soluna bir tane daha yapınca iki olacak bu köşedeki çiftli fıstıklarımız yine aynı sabit kalacak sadece tekin etrafında yani her iki kenara birer tane daha fıstık yapacağız bu sıramızda şimdi çiftlimizin arasına giriyorum şöyle tığımın başını geçiriyorum ipimi alıp ilmeğimin içerisinden geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra çift olarak burayı örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir giriyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir Evet şimdi bir tane fıstığımızı hem sağına hem soluna birer tane fıstık yapalak yaparak artışımızı yapalım önce sağına 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir tamam başında oluyorum soluna bir tane daha 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir Evet artışımızı yaptık ilk köşe ilk e, dilimimizin. hemen yuvaya girerek çift örüyorum 2 ve 3 kapatıyorum aynı yere 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincirimi çekiyorum birinci dilimimizi bakınız bu şekilde tamamlamış oluyoruz şimdi İkinci dilimimizi aynı şekilde örelim. Buradaki çiftliğimizi örelim. Sağına ve soluna birer fıstığımızı ördükten sonra başlangıç noktamıza kadar devam edelim. Artışlarımızı yaparak sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız büyüdükçe gruplarımız daha güzel görülmekte. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci grubumuzu görmekteyiz. Bir olan fıstığımızı iki olarak çoğalttık. Şimdiki sıramızda ise bir, iki, 3 olarak artıyoruz. Çiftli grubumuz aynı şekilde kalıyor. Grup başındaki ve sonundaki çiftli grubumuz kalıyor. 1 2 3 olarak buraya artışımızı yapıyoruz. Şimdi geçişimizi birlikte yapalım. Zincirimi çekiyorum ve hemen zincirin içerisine tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıp ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekip uzattıktan sonra yine çiftli grubumu 3 defada alarak örüyorum çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Aynı yere 1 2 3. Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Ve şimdi bakınız 1 2 3. Tekli fıstıklarımızın sağına, soluna, bir ilerisine örüyorum. Hemen 1 2 3. Çekiyorum, kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Hemen 1 2 3. Çekiyorum kapatıyorum bir zincir bir sonrasına bir iki üç çekiyorum kapatıyorum bir zincir bakınız üç tane bastığımız oldu bir de iki oldu üç oldu devam ediyorum çift grubumu örmeye bir iki üç çekiyorum kapatıyorum bir zincir 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincirimi çektim ve grubumun ilkini bu şekilde tamamladım bütün gruplarımızın hepsini aynı şekilde örerek tamamlayalım Evet örmeye devam ettim ve bu şekilde büyüttük bakınız bir iki üç tane tekimizi ördük şimdi dördüncü tekimizi öreceğimiz sırada rengimi değiştirmek istiyorum bunun için bakınız bir zincirimi çektim tam ortaya batıyorum beyaz renkli ipimi alıyorum öncesinde bir Düğümümüzü atalım burada sağlam olsun. Ve hemen ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincir çekerek yeniden sabitliyorum. Her iki ipimizi de şu şekilde sıkıştıralım. Evet. Uzatıyorum ilmeğimi ve başlıyorum. Köşemizi örmeye 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. 1 2 3 bu artık son arttığımız sıra olacak yeterli çünkü bir zincirimi çektim. 1 2 3 4 4 tane tekimiz olacak hemen. 1 2 3 çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Bir ileriye 1 2 3 çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. 1 2 3 defa doluyorum çekiyorum kapatıyorum bir zincir 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir ve köşemin bulunduğu noktaya geliyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir yeniden çiftimi örüyorum 1 2 3 Çekiyorum kapatıyorum bir zincir ve bakınız grubumuzu çift olarak başlamıştık tek 2 3 4 olarak artışlarımızı yaptık kenarında çift sayılarımız durmakta şimdi bütün kenarlarımızı dolaşarak şu noktada yeniden görüşelim. Beyaz sıramızda artışlarımızı yaptık, sıra sonuna geldik. Şöyle e, tabanı için örmüş olduğumuz ölçüye bakalım. 13 santim ölçümüz yeterli oldu. Artık eksilmelere başlayıp e, kese formuna döndürmeye başlayalım. Şimdi biraz ipimiz de burada işimiz tamamlanıyor. Tekrar pembemi alıyorum, gül kurusunu araya giriyorum, gül kurumla çekiyorum bir tane zincirimi çektikten sonra buradan beyazımı kesiyorum ve diğer başlangıç ipi birbirine bağlıyorum daha sonra beyazımızın içerisinde kaybedelim bu sıramızda artık daralıyoruz ona göre dikkat edelim fıstığımı örmeye başlıyorum yine şöyle gizleyelim 1 2 3 defa aldım. Hepsini tek seferde çekiyorum, kapatıyorum, bir zincirimi çekiyorum. Şimdi çift olarak ördüğümüz bölümleri bu sıradan itibaren örmüyoruz. Çünkü yukarıya doğru dönüşümüzü başlatmış olacağız. Bakın tek ördüm. Şimdi ikincisini örmeden hemen yanındakini örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. İplerimi de şöyle gizleyeyim. 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir. Bakın çiftli yeri tek ördük. Yanındakilerini yine hepsini birer birer örüyorum. 1 2 3 defa alıyorum, çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Sıradakine batıyorum. 1 2 ve 3. bir sonrakine geçiş yapıyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir başlangıcımızla birlikte 1 2 3 4 5 tane oldu şimdi altıncıyı örüyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir ve son olarak çiftli grubumuzun tam ortasına giriyorum 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir. Evet, birinci grubumuzu bu şekilde tamamladık. Çiftlerimizin içerisine de tek olarak ördük. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi diğer grubuma geçiyorum. Yine aynı şekilde tek olarak örüyoruz. Tek fıstıkla devam ediyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Araya geçiyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Diğer bütün aralara aynı şekilde bakınız. Burası gibi yaparak son noktamızda yeniden görüşelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim ve bakınız şu şekilde döndü. Şöyle görelim. Şimdi birer birer eksilerek yukarıya doğru örmeye devam ediyoruz. Geçişimizi birlikte yapalım. Bir tane zincir çekmiştim. Şöyle bakınız. Yine bir zincirin olduğu bölüme geçiyorum. İlmeğimi çekiyorum. Bir tane zincirle sabitledikten sonra uzatıyorum. 1 2 3 Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. 1 2 3 Çekiyorum, kapatıyorum. Zincirimi çekiyorum tekrar. 1 2 ve 3 çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. 2 ve 3 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum yine zincirim devam ediyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 zincir Şöyle bir tane zincir çekelim grubumuzun olduğu yer belli olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya indik. Bakınız bir tane zincir ekledim 2 oldu. Tığımın başını doluyorum. Burayı atlıyorum. Bura grup aramız. Diğer grubun ilk trabzan grubu, trabzanını yani fıstığını örerek başlıyorum. 2, 3 fıstık trabzan karıştırabiliyoruz. Sık sık örgü değiştirdiğimiz için sizler de eminim anlıyorsunuz zaten. Alıyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum. Gruplar arası 2 zincirimizi çekelim. Geçişimiz belli olsun. 1 2 3 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum. 1 2 zincirimi çektim. Bir gruptan diğer gruba geçişimi yapacağım çünkü hemen Buraya batıyorum. Ve bütün sıramızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Ve aynı şekilde birer birer eksilerek yukarıya doğru ilerleyelim. Zinciri gerekirse bire de indirebilirsiniz eğer potluk olursa. Evet tespihliğimizin şu şekilde arkasından görmekteyiz. Beşgen bir şekilde örerek çalışmıştık. Beyazımızı ördükten sonra bakınız eksiltmelere geçmiştik. Eksiltmelerimizi ise şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 7 6, 5, 4, 3, 2 olarak tamamladık. Ve şimdi kenar süslemelerine yani şöyle üst kısma dökülecek yeri örmeye geldim. En son 2, 2 bakınız. 2, 2, 2 şöyle görelim. İkişer ikişer oldu. Her bir sırada bir tane eksilmiştik. Şimdi yeni sıramıza geçelim. Yine aynı rengimizle devam edelim. Sırama geçiyorum. Şu şekilde trabzanıma batıyorum. Zincirimin içerisine giriyorum ve başlıyorum. 1 2 3 Çekiyorum, kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra aynı yere bir tane daha fıstığımı örüyorum çekiyorum kapatıyorum bir zincirimi çekiyorum diğer tarafa geçeceğim için bir zincir daha ilave ediyorum iki tane zincirim oluyor. Araya giriyorum. Şuradaki yapmış olduğumuz gibi çiftli grubumuzu örüyoruz. Hemen bakınız burası gruplar arası ara. Burası grubumuzun ortası 1 2 3. Çekiyorum kapatıyorum bir zincir aynı yere bir tane daha fıstık 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincir tekrar diğer gruba geçiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir yeniden ikinci fıstığını örüyorum çekiyorum kapatıyorum bir iki geçişler arası iki zincirimi çekiyorum buraya da aynı şekilde bütün gruplarımızı ikişer ikişer örelim sonra görüşelim. evet bütün hepsini ikişer ikişer fıstıklarımızı ördük. şimdi tekrar artışlarımızı yapmaya başlıyoruz. araya iki tane zincirimi çektim ve hemen tepe noktasına şuraya gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane de zincirimi çekip uzatıyorum ve buraya üç tane fıstık örüyorum bir, iki üç defa alıyorum. kapatıyorum bir Birinci fıstığı ördüm. 1, 2, 3. Çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2. ördüm. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3. 1, 2. Araya 2 tane zincir çekiyorum. 3 tane fıstık ördüm. 2 zincirimi çektim. Diğer tarafa geçiyorum. Buradaki fıstığımın içerisine yine 3 tane fıstığımı örüyorum. 1, 2, 3 çekiyorum kapatıyorum tekrar bir ikinci fıstığımı yaptım üçüncü fıstığımı da aynı yuva içerisine örüyorum çekiyorum kapatıyorum iki tane zincir aralara da iki tane zincirimizi çekerek bütün beş tane grubumuzun her birine üçer fıstık örerek tamamlayalım Evet, 3er fıstığımızı ördük. Tekrar zincirimizi çektim ve başlangıç noktasına gelerek batıyorum. Beyaz rengimi alıyorum. Geçişimi beyaz rengimle yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. Diğer rengim de burada kalıyor. Ve hemen ilmeğimi uzatıyorum. Her iki araya, 3 fıstığımızın arasına çift çift örüyoruz. Artık artışlara başlamıştık. 1 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum yanına ikinciyi yapıyorum 1 2 ve 3 çift olarak ördüm bakınız şimdi buraya da çift örüyorum araya 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 diğer tarafa geçiyorum. Buraya bir çift buraya bir çift buraya tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi hemen başını doluyorum. 4 zincirimi çektim. En son beyazımızın bulunduğu yere beyazımla geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra İpimi buradan kesiyorum. Beyazımızda şöyle hareketimizi kattık. Şimdi pembe rengimizde örmeye devam ediyorum. Bu kez bakınız örgümüzün bu yüzünü önümüze alıyorum. Ve şuradan başlıyorum. Tam içe giriyorum. Bir zincirimi çektim, uzattım. 1 2 3 çift olarak burayı örüyoruz. 1 2 3 ön yüzü bakınız bu şekilde kendimize bakarak görüyoruz kapatıyorum araya bir tane fıstık çalışıyorum 1 2 3 kapatıyorum tekrar kenara çiftimi örüyorum artışımızı yapıp yeniden genişlemeye başladık 2 3 kapatıyorum bir zincirimi çektim 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum bir tane de fazla çekelim 5 zincirimizi çekelim tığımın başını doluyorum tıpkı diğer buradaki çifter gruplarımızı buradaki gibi örelim yalnız buranın çiftini örecektim hemen acele etmişim çifti ördükten sonra 4 ya da 5 zincirimizi çekelim 1 2 3 4 giriyorum 3 çekiyorum batıyorum bir zincir aynı yere 1 2 3 çekiyorum. Araya giriyorum. Tek fıstık yapalım. Çift fıstık yapalım. Yani şuradaki işlemimizi bütün gruplarımızı yaparak tamamlayalım ve üstten yapalım bakınız. Ön yüz burası olsun. Artışlarımızı yaptık bakınız. 2 çift bir tek ördük beşer zincir çektik araya bağlantımızı yapıyorum şu şekilde ipimi kesiyorum herhangi bir köşemizden başlayalım şu iki köşemize geleyim beşgen ördüğümüz için beşgenin birinden olabilir tekrar artış yapıyorum ikili olan yere 3 defa fıstığımı örüyorum bir ördüm 2.'yi örüyorum. 3. fıstığımı örüyorum. 2 ve 3. Hemen yanındaki olan bakınız bir fıstığın sağına ve soluna birer tane daha fıstık örüyorum. 1 2 3. Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Hemen soluna 1 2 3. Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. 3 tane fıstık grubu da buraya örüyorum. Evet üçer tane kenarlara iki tane de aşağıdaki bir tane fıstığımızın sağına soluna ördüm. Beş tane grubumuzun birini ördüm. Bütün grubumuzu tamamlayalım. Batıyorum ve bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum. Bir. Bir, iki, üç. Bir trabzan, 3 zincir ördüm. Arkasına batıyorum. Tekrar aynı yere geliyorum bir tane trabzan örüyorum 3 zincir çekip arkasına batıyorum aynı yere bir daha trabzan örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip arkasına batıyorum ve üçlü trabzan örmüş olduğumuz yerde bakınız birer de 3 zincir çektim ardına battım kirpiğimizi bu şekilde oluşturduk şimdi hemen araya geçerek batıyorum bir sonraki yere tekrar tığımın başını doluyorum 3 tane trabzan 1 2 3 zinciri çekiyorum ilk trabzanın arkasına batıyorum aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum 1 2 3 ardına batıyorum üçüncü trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincirimi çekip ardına batıyorum hemen yanındaki sırayı takip eden boşluğa batıyorum bir sonraki boşluğa girerek 3 tane trabzanımızı üzerine 3 tane zincir olacak şekilde örüyorum. 1 trabzan, 3 tane zincir, ardına batıyorum. Tekrar 3. trabzanı ikili olarak örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekip ardına batıyorum. 3 trabzan ve zincirden sonra hemen takip eden yere geliyorum. 1 tane sık iğnemi batıyorum devam ediyorum. Sıradaki geniş alana giriyorum. Yine trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzanımı 2 üzerlerine zincirimizi 1 2 3 ardına batıyorum. bir sonraki sıraya araya yani girerek sık iğnemi batıyorum. Başını doluyorum. 3 trabzan zincirleri ile birlikte örüyorum ve bu şekilde son sıramızı örerek tamamlıyoruz. İlk başlangıç noktasının bulunduğu yerin ilerisine batıyorum. İlmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve pembemizi iki kat ederek şu kısma büzgü yapmak için zincirimi çekmeye başlıyorum. Dilerseniz da yapabilirsiniz iki kat edelim biraz kalınca olsun dilerseniz beyaz da pembemizi de karıştırabilirsiniz iki rengi ama ben tek renk olarak çalışmak istiyorum tek renk olarak şöyle yaptım bakınız şöyle tek tek dört kat oldu her ikisini zincirimi çekmeye başlıyorum ilk önce şöyle alıyorum nasıl şu şekilde ilmeğimi geçirdikten sonra sıkıştırıyorum Evet şöyle biraz rahat rahat örelim Rahat ördüğümüz zaman daha geniş, daha güzel durmakta. Zincirimi çekerek tamamladım. Ucunun bir tanesine de şöyle basit bir pompon çalışması yaptım. Zincirimizi geçirelim. Diğer pompon çalışmasını da birlikte yapalım. 2-2 olan kısımların arasından ya da bir alttan da geçirebilirsiniz hangisinden geçirmek isterseniz ben ikişer trabzanımın bulunduğu ikişer fıstık grubunun bulunduğu yerden geçirmek istiyorum şöyle ben geçirelim birinin altından birinin üzerinden hemen geçirdik bağlıyorum içine tesbihlerimizi koyalım 3-4 tane daha fazla tesbih de alabilecek e, ölçüde dilediğiniz kadar yerleştirebilirsiniz bakınız hiç e, bir tane kocaman tesbih hiç yokmuş gibi oldu dilediğiniz kadar tesbihlerimizi yerleştirdikten sonra şu şekilde fiyongumuzu atalım ve daha sıkı da boğabilirsiniz Evet şimdi diğer uç kısmına basit pomponumuzu çalışalım. Elime sarmaya başlıyorum İki parmağıma ya da üç parmağıma sarıyorum şöyle iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir ve yirmi iki diğerine yirmi iki defa sarmıştım. Şöyle ipimle kesiyorum. Yine ipime bağlayacak şekilde biraz daha alıyorum. Parmağımızdan çıkaralım. Şu şekilde tutalım. Şöyle ortaladıktan sonra düğümümüzü atalım. Etrafından bir iki kez dönelim. Evet. Yeterli. Diğer kısımda bakınız. Şöyle ortalayalım da. Hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Bir ucu tuttuğunuz zaman hiç sıkıntı olmayacaktır düğümümüzü atalım. Şu kısmı şöyle elimde tutuyorum ve diğer kısmı tıraşlamaya başlıyorum. Önce açıyorum. Şu şekilde toparlıyorum öne doğru. etrafından uzun olan Bölümleri kırparak düzeltelim. Şöyle güzel yuvarlak bir mail verelim. Zincirimizin ucuna takalım. Tığdan yardım alıyorum. Uç kısmına geliyorum. Oradan şu kısmı geçiriyorum bir tanesini geçir bir tanesini dışarıda bırakıyorum ki şu şekilde bağlayabilelim tekrar bu fazla olan ipimi de pomponlarımın boyutuna yakın bir şekilde tıraşlıyorum kullanıma hazır hale geliyor. Çeyizimize ya da günlük kullanımlarımızda nasıl arzu ederseniz tesbihliğimiz şöyle ortalarda durmadan hoş bir şekilde hazırlanmış oluyor. Fiyonk şeklinde de bağlayabiliriz. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalanıp sizler de örersiniz. Bir dahaki çalışmamızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere. Evet, çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Şöyle arkasında görelim. Gayet güzel oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.